tahmin tahayyül edemeyeceğiniz bir gücü vardır MHP'nin. Mesela AK Parti'nin içerisinde çok büyük bir zemin Milliyetçi Hareket Partisi'nin felsefesini savunur. Ordunun içinde hakim görüştür. Bak açıkça söyleyeyim. Polisin içerisinde hakim görüştür. Ülkücü zihniyet. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda hakim görüştür. Devlet felsefesinde hakim görüştür. Dışişleri Bakanlığı'nda hakim görüştür. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde zemininde gene MHP zihniyeti çok güçlü bir zemin oluşturur. Görünmez güçler, görünmez kahramanlar hep ülkücü zihniyetlidir. Yani eskiden beri bu böyleydi. Yani bilinmesinde fayda var. Yani MHP'nin görünmeyen yönü, görünen yönüyle kıyaslanacak gibi değildir. Yani derin millettir MHP. Adeta. Yani Türk milletinin derin ruhunu temsil eder. Dolayısıyla çok doğru yapıyor Sayın Bahçeli, çok isabetli konuşuyor. Yani çok özür dilerim de bilmiyorum, yani utanç verici olur aksini yapması. Yani tahayyül dahi edemeyiz. Allah vermez. Allah vermez. Tabii onların da o konuma gelmesini ben istemem HDP'de. Ben acıyorum o insanlara. Yani Allah kimseyi HDP'li yapmaz. HDP yöneticisi yapmaz yani. Çok acı bir durum. Yani hakikaten insanı utandıracak bir şey bu. Yani çünkü dehşet ve şiddetin sırtını dayadığı bir sistem. İsteseler de istemeseler de böyle. Dehşet ve şiddet kalktığında HDP de kalkar. Diyorlar ki ya biz PKK'nın şiddetinle hiç işimiz yok. Ya kardeşim biz seninle konuşurken akılcı konuşuyoruz. Sen bizim zekamızdan alay eder bir uslup kullanırsan biz de o zaman senden garip bir usluba gireriz. Havada güneş yok deriz. Değil mi? Dünyada değiliz, şu an uzay gemisindeyiz deriz falan. Yani böyle garip bir çizgiye geçeriz. HDP tamamen PKK şiddetinin oluşturduğu zeminde gelişmiş bir sistemdir. İstemeseler de böyle yani. Lafı uzatmaya gerek yok. Doğan medya MHP yükleniyorsa zaten MHP milletin partisi demektir. Bak millet hep diyor ki işte AK Parti MHP olsun. Ne demek biliyor musun? AK Parti zihniyetinin tamamı MHP ruhundadır. Ama AK Parti o MHP ruhundan zorla çekilerek o çizgiye getirilmiştir. Yani başkanlık sisteminin savunması mümkün değil. Böyle bir zamanda. İnanılır gibi değil. Adamlarla müzakere yapmak falan, oturmak falan olacak gibi. Hayır, şahıs şahıs mesela ben Selahattin Hoca'yı severim yani, şefkat duyarım insan olarak. Ama parti olarak dehşet verici bir durum var. Yani korkunun egemen olduğu bir toplumda üste vurmuş bir köpük tabakasıdır. Yani altta gümüş madeni gibi Kürt kardeşlerimiz, üstte de gümüşün köpüğü. Ama o köpüğün oluşmasına neden olan da PKK'dır. Selahattin Demirtaş seçim sonrası bir açıklama yapmıştı. Daha sonra PKK'da bir açıklama yaptı. Bu açıklamasını değiştirmek zorunda kalmış tersine. Ya kardeşim, yani ben bunu açıklamayı çok anormal buluyorum. Neyini açıklıyorsun ya? Yani HDP PKK şiddetinin ortamında oluşmuş bir yapı. Bu kadar açık. Ama iyi yönleri var mesela, Selahattin Hoca olsun, diğerler olsun falan. Mesela hakikaten hoş sohbetler. Yani müstakil insanlar, onlar iyi insanlar. Ama PKK dehşeti ve şiddeti çekilmesi şartıyla. O zaman onlar ne federasyon ister, ne özellik ister, ne şöyle. Benim gördüğüm böyle liberal, sevgi dolu, kadın haklarına önem veren, sanatçıya önem veren, benim ideallerimin büyük bölümünü savunan bir parti olmuş olur.
Ki öyleler. Modernlikleri falan çok iyi. Ya modern değiller ama modernliği istemeleri güzel. Modern değiller. Ya baktın mı o acı durum görülüyor. Ama istiyor olmaları iyi bir şey.